Velespitli Seyahat'tan herkese merhaba. Bu haftaki videomuzda sizlerle birlikte Mersin Decathlon'dayız. Peki burada ne yapacağız? Kampa gitmek istiyorsanız ve ekipman arayışındasınız. Nasıl ekipman alacaksınız bilmiyorsunuz. Ben de sizlere bunları anlatmak için buradayım. Böyle başlangıç seviyesi işinizi görebilecek fiyat performans ürünlerini toparladım ve sizlere böyle güzel bir kamp çantası hazırladım. Bunları da buradaki şimdi mağazada gerçek anlamda toparlayacağız ve sepetimize atacağız. O yüzden ben şey yapayım, introya gireyim, siz de çayı kahveyi hazırlayın, ondan sonra hep birlikte videoya başlayalım. Evet, alışveriş sepetimizi aldık. Şimdi temel kamp ekipmanlarımızı bir toparlayalım. Öncelikle bir çanta almamız gerekiyor. Çantada da burada farklı farklı seçenekler, çeşitler mevcut. Ama ben size bel desteği olan bir çanta öneriyorum ki malzemelerinizi koyduğunuzda sırtınızda bir zorluk hissetmeyin ve ileride de bel fıtığı olmayın. Önemli olan bu. O yüzden bel desteği olan çanta almanızda fayda var. Buradaki ürünü tercih ediyorum. 50 litre kapasiteye sahip ve fiyatına bakıyoruz hemen, 1800 TL. Zaten tek kalmış. Bu ara kamp sezonu açıldığı için herkes bunları alıyor. Şimdi çantamızı aldık. Bir tane de baton alalım. Batonlar Decathlon'da tek tek satılıyor. Yani çift olarak satılmıyor. O yüzden şöyle bir başlangıç seviyesi bir baton alıyorum. Bunun fiyatı da 175 TL. Sonra geldik. Bir tane de kafa lambası. Kafa lambası önemli. Çeşit çeşit kafa lambası olmasına rağmen ben biraz daha böyle ekonomik bir ürün almak istiyorum. Ama hem de şöyle USB'den şarj olabilsin istiyorum açıkçası. Bakıyorum böyle şarjlı modeller. Evet, şu kafa lambası. Bunun farklı renk seçenekleri de var. Ben bunu alıyorum. Bunun fiyatı 350 TL. En azından USB'den şarj edin abi. Yıl olmuş 2023, yani hala pil nedir? Şimdi bunu hallettik, geldik çadıra. Burada Decathlon'un yıllardır üretip sattığı herkeste olan çadırı, iki kişilik şöyle Quechua 100 diye geçiyor bunlar. 1650 lira. Ağırlık olarak da ideal. Ama siz bende biraz daha para var derseniz buradan Fresh & Black'lerden de alabilirsiniz. Ama ben biraz daha böyle ekonomik olsun diye bu ürünü tercih ettim. Şimdi geliyoruz. Bunu aldık, çantayı aldık, çadırı aldık. Bir tane kafa lambası var, bir de çadır lambası alalım. Çadır lambası için de burada şöyle bir ürün var. Bu pilli maalesef, bunun 240 TL fiyatı. Ama siz burada bunu da şarjlı olsun istiyorsanız burada biraz daha para ödeyerek 760 liraya şu ürünü alabilirsiniz. Ama yani bunu o kadar para vermek gerek yok. Abi al bunu, şarjlı pil tak bari en azından. Bunu aldık. Şimdi geliyoruz. Bir tane uyku tulumuna ihtiyacımız var. Uyku tulumu önemli. Onun için de hemen buraya bakıyoruz. Farklı farklı uyku tulumları var. Uyku tulumunda önemli olan derecedir. Dereceye dikkat edin. Yani gideceğiniz yerin derecesine bakın. Hava sıcaklığı, işte limit değerleri var, konfor sıcaklığı var. Siz konfor sıcaklığını dikkate alarak ürünleri seçin. Ben şimdi böyle ortalama bahar aylarında da kamp yapabileceğinizi düşünerek konforu 15 derece olan bir uyku tulumu alacağım. Limiti de 10 derece. Bu sentetik bir uyku tulumu. Şu anki fiyatı 1180 TL. Ama siz işte biraz daha soğuk yerlerde çadır kuracaksınızdır. O zaman 0 dereceli bir uyku tulumuna bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi bunları aldık. Sandalye falan almıyoruz. Çünkü paramız onlara yetmez. Ne yapalım? Hadi gidip mat alalım. Decathlon'a girdiğinizde farklı farklı ürünler var, her şey var. Biraz kafanız karışabiliyor ama biz burada ekonomik bir ürün yapmaya çalışıyoruz. Ekonomik ürünler almaya çalışıyoruz. O yüzden geldik. Burada şöyle yastığımız var. Yastık önemli. Yastığın fiyatı da 110 lira. Decathlon'un zaten klasikleşmiş bir modeli. Bunu da aldık. Çantaya attık. Yastık bu arada şu. Şimdi geliyoruz mat kısmına. Mat önemli. Nereye yatacağınızı bilmeniz lazım. Çadırı kurdunuz ama
Şöyle beliniz ağrıyabilir, dinlenemezsiniz. Zaten sırt çantasıyla yürümüşsünüzdür, bir yere gitmişsinizdir. Dinlenebilmeniz adına şöyle yalıtımlı matlar var. Decathlon'da satılıyor. Bu ürün 640 TL fiyata sahip. Şuradaki mavi tabakası ve arkadaki alüminyum tabakası sayesinde ısı yalıtımını sağlıyor ve ağır direnci yani sıcaklığa karşı, soğukluğa karşı direnç bu da 2.2'ye denk geliyor. Bence gayet iyi. Fiyat olarak da dediğim gibi 640 TL. Ha, siz biraz daha ekonomik bir şey olsun diyorsanız bunlardan alabilirsiniz ama bunlar da çok yıpranıyor. Tavsiye etmem. Biraz daha konformist biriyseniz bu sefer de size buradaki şişme yalıtımlı matları tavsiye ediyorum. Ben bu ürünü kullanıyorum bu arada. Çok güzel ama fiyat olarak 1950 TL bandında. O yüzden bunu alamıyoruz. Şimdi bunları aldık. Ne yapacağız? Biraz da termos alalım. İşte yemek setine bakalım. Yemek yapacağız. Sonuçta karnımız acıkabilir. Hemen böyle arabamızı çekiyoruz. Böyle geliyoruz. Burada farklı farklı çadırlar var. Ama biz bunlara bakamayız. Şimdi şöyle geliyoruz. Pardon. Şöyle arabamızı çektik. Ne alacağız? Matara alacağız, termos alacağız. Bence yalıtımlı termos almanızda fayda var. En azından içerisine koyduğunuz sıcak ya da soğuk şeyleri ısısını muhafaza edecektir. O yüzden biz burada böyle 0.70'lik bir termos tercih ediyoruz. Bunun bardağı da var. Bunu da kullanabilirsiniz. Bunun fiyatı şu an 440 TL'ymiş. 450 gramda bir ağırlığı var bu ürünün. Şimdi geliyoruz yemek seti. Yemek seti önemli. Burada kaç kişiye yemek yapabileceğinizi dikkat etmeniz lazım. Ona göre seçmeniz lazım çünkü bu yemek setlerini. Şimdi biz tek kişi için odaklanıyoruz. Sonuçta ağırlığı da dikkat etmeliyiz ki yürüyüşümüz daha konforlu olsun. Şimdi burada tek kişiliklerde iki tane yemek seçeneği var. Yemek seti seçeneği var. Bir tanesi böyle dik bir şekilde, bir tanesi de böyle yatay şekilde. Benim size tavsiyem yatay olanı almanız. Çünkü bunun içerisinde işte yumurta da yapabilirsiniz, işte sucuk da yapabilirsiniz ya da menemen de yapabilirsiniz. Ama bunda biraz daha dik olacağı için onları yapmanız pek mümkün değil. O yüzden ben böyle tek kişilik bir yemek seti alıyorum. Ha, siz iki kişiliğine de bakabilirsiniz ama tek kişilik boyut olarak da ideal olduğunu düşünüyorum. Ekstra bir kupaya ihtiyacınız vardır böyle çantama asarım hem görüntü olsun hem böyle ateşe koyduğumda yumurta kaynatayım falan diye düşünürseniz de şöyle bir tane bardağımız var. Ben bu bardağı bisiklet turlarımda ya da işte kamp etkinliklerinde de kullanıyorum. Bu bardak oldukça iş görüyor. Bunu da tavsiye ederim. Paslanmaz çelik. Bunun fiyatı da yazmıyor. Fiyat etiketi düşmüş herhalde. Neyse hesaplarken, pardon buradaymış. 140 TL. 140 TL'ymiş bunun da fiyatı. Şimdi ekipmanları toparladık. Artık gelin ne kadar bir fiyat olmuş bunlara bakalım. Decathlon alışverişimizin artık sonuna geldik. Bakalım neler almışız sizlere burada masaya dizdim. Onlara tek tek bakalım. Şimdi önce ne yaptık? Gittik çantamızı seçtik. Böyle 50 litrelik bir çantamız var. Bunu aldık. Sonra bir tane baton aldık. Gittik. Çadırımızı aldık. Çadır lambamız var. Kafa lambamız var. Yastığımız var. Sonra tek kişilik yemek setimiz var. Bardağımız var. Bir tane termos aldık. Uyku tulumu aldık. Ve yalıtımlı mat almış olduk. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parça ürün var. Ve artık fiyat hesaplama zamanı geldi. Ben burada Decathlon'un uygulamasına hepsini atmıştım ve hesaplamasını yaptı. Toplam buradaki ürünlerin Temmuz 2023 fiyatı 6.315 TL. Yani başlangıç seti fiyat performans ürünlere sahip olan ürünlerin toplam fiyatı 6.315 TL. Bu parayı burada veriyorsunuz, bir daha kampa gidiyorsunuz. Ama şurada şunu da belirtmek istiyorum. Buraya eklemeniz gereken sadece bir kamp tüpü var. Bir tane de kamp ocak başlığı var. Biz onları Decathlon'da bulamadığımız için eklemedik. Onları da eklerseniz kampa hazır bir şekilde gidebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın.
Başka bir hafta, başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.